Serdar Bey, bir son dakika gelişmesi var. Hezbollah, İsrail'e yönelik bir saldırı gerçekleştirdi. Özellikle Tel Aviv'e füzeler fırlattı. İsrail de buna anında yanıt vererek Hezbollah'a saldırdı. Maalesef bölgede korkulan mı oluyor? Öncelikle evet, bu bir son dakika. Fakat beklenen mi oluyor dediğimiz şey, aslında Orta Doğu'da beklenen şey İran'a. İran'ın saldırısı olacaktı. Böyle bir şey değil bu. Bu boyutta değil en azından. Fuat Şükür, Hizbullah'ın bir komutanı, bundan bir süre önce öldürülmüştü. Hizbullah buna yanıt olarak yaklaşık 320 adet füze ile saldırdığını, yaklaşık 10'dan fazla askeri tesisi vurduğunu söyledi. Ama zaten İsrail'in de demir kubbesi var biliyorsunuz. İsrail demir kubbeyle bu saldırının da istihbaratını almış. Hemen yanıt verdi. Ama şunu söylemek gerekiyor. Bu ilk dalgası, Hizbullah'ın yaptığı açıklama, bu saldırımızın ilk dalgası olarak gerçekleşti diyor. Demek ki arkası gelecek. Fakat tabii bölgedeki gelişmeyi biraz daha bu saldırıyla beraber daha detaylı konuşmak gerekiyor. Çünkü ben şahsen bir gazeteci olarak diken üzerinde oturuyorum. Benim senden bir ricam olsa, İsrail ve İran arasındaki gerilim Kasım Süleymani suikastıyla beraber nasıl eskale oldu, nasıl yükseldi ve en son Hamas'ın lideri Haniye'nin Tahran'da öldürülmesiyle beraber bölge nasıl bir gerilime sürüklendi? Bunu bana bir anlatabilir misin? İsrail ve İran arasındaki gerilim, özellikle Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD tarafından gerçekleştirilen bir insansız hava aracı saldırısıyla öldürülmesiyle büyük bir tırmanışa geçti. Süleymani, İran'ın Kudüs gücünün başkomutanıydı ve Orta Doğu'da birçok milis grubunun lideri olarak stratejik ve askeri operasyonlardan sorumluydu. Süleymani'nin öldürülmesi, İran'ın bölgedeki etkisini azaltmaya yönelik önemli bir adım olarak görüldü ve bu durum Tahran'da büyük öfkeye yol açtı. Bu olayın ardından İran ve müttefikleri, özellikle Lübnan'daki Hizbullah ve Gazze'deki Hamas gibi gruplar, İsrail ve ABD'ye yönelik saldırı tehditlerini artırdılar. Süleymani'nin ölümünden sonra İran ve İsrail arasındaki gerilim yalnızca askeri düzeyde değil, aynı zamanda diplomatik ve siyasi düzeyde de yükseldi. İsrail, İran'ın Suriye'deki varlığını da hedef alarak birçok hava saldırısı düzenledi ve bu saldırılar sonucunda Hizbullah ve İranlı milisler kayıplar verdi. Son olarak Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesi zaten yüksek olan gerilimi daha da artırdı. Haniye'nin öldürülmesi İran ile Hamas arasındaki stratejik işbirliğini doğrudan hedef aldı ve bölgedeki tansiyonu daha da yükseltti. Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarında İran'dan aldığı desteğin önemli olduğu biliniyor. Ve bu tür suikastlar iki ülke arasındaki örtülü savaşın bir parçası olarak görülüyor. Bu gelişmeler, İsrail ile İran arasındaki çatışmanın daha geniş bir bölgesel savaşa dönüşme riskini sürekli olarak artırıyor. Hizbullah'ın ne kadarlık bir askeri kapasitesinden bahsediyoruz? Buna mukabil avantajları ve dezavantajları ne İsrail ordusuna karşı? İsrail'in buna karşılık gücü ne kadar? Hizbullah'ın aktif savaşçı sayısının yaklaşık 20 bin ila 30 bin arasında olduğu tahmin ediliyor. Bu savaşçılar iyi eğitimli ve deneyimli gerilla savaşçılarıdır. Ayrıca savaş durumunda harekete geçebilecek yedek savaşçıları da vardır. Füze ve roket kapasitesi, Hizbullah'ın en büyük avantajlarından biri yüzlerce hatta binlerce kısa, orta ve uzun menzilli füzeye sahip olmasıdır. 2006 Lübnan Savaşı sırasında bu kapasitesini gösterdi ve o tarihten bu yana füze stoklarını daha da artırdığı düşünülüyor. Füzeler genellikle İsrail'in kuzey bölgelerine yönelik tehdidi artırıyor. Kara gücü. Hizbullah, gerilla savaşında deneyimli bir güçtür ve Lübnan'ın güneyinde karmaşık tünel sistemleri, mayınlar ve tuzaklarla savunma hatları oluşturmuştur. Konvansiyonel ordulara karşı asimetrik savaşta oldukça etkilidir. İsrail'in askeri kapasitesi, insan gücü. İsrail Savunma Kuvvetleri, 170 bin aktif asker ve 450 bin yedek kuvvet ile çok daha büyük bir insan gücüne sahiptir. Hava gücü. İsrail'in hava kuvvetleri, F-35 gibi gelişmiş savaş uçakları ve insansız hava araçları ile donatılmıştır. İsrail, hava üstünlüğü sağlama ve hedefleri hassas bir şekilde vurma konusunda güçlüdür. İsrail'in demir kubbe füze savunma sistemi,
kısa menzilli roket ve füzelere karşı etkili bir savunma sağlar. Ancak Hizbullah'ın en büyük dezavantajı, hava kuvvetlerinin neredeyse hiç olmaması ve lojistik kapasitesinin sınırlı olmasıdır. Ayrıca uzun süreli bir çatışmada İsrail'in askeri üstünlüğüne karşı direnmekte zorlanabilirler. İsrail'in avantajları: İsrail, gelişmiş teknoloji, güçlü hava kuvvetleri ve geniş insan gücü sayesinde Hizbullah karşısında belirgin bir avantaj sağlar. Demir kubbe gibi savunma sistemleri de İsrail şehirlerini korumada oldukça etkilidir. İsrail'in dezavantajları: İsrail'in en büyük dezavantajı Hizbullah'ın füzelerinin oluşturduğu sürekli tehdittir. Ayrıca kara harekatlarında Hizbullah'ın gerilla taktiklerine karşı savaşmak zor olabilir ve bu tür operasyonlar genellikle büyük zayiatlar verebilir. Evet, İsrail'le Hizbullah'ı karşılaştırdığımızda ve resme İran'ı da soktuğumuzda aslında ortaya çok başka bir tablo çıkıyor. Kaldı ki modern çağdaki savaşlarda hava kuvvetleri her ne kadar düşmanı yıpratsa da kara kuvveti olmadan, karadan ilerlenmeden herhangi bir şey olmuyor. Örnek bira, bakınız Rusya-Ukrayna savaşı karada hiç de umulduğu gibi dünyanın en büyük ikinci askeri gücü diyebileceğimiz Rusya kaç zaman oldu, aylar geçti, hala bir üstünlük sağlayamadı. Hatta toprak kaybediyor. Karada işler öyle pek yürümüyor. Tabii bu resimde nükleer güç dengesi başka bir şey, onu devreye sokmadı. Ama dediğim gibi yani normal konvansiyonel bir savaşta kara savaşı her şeyi değiştiriyor. Kaldı ki karşınızda bir gerilla kuvveti ise hele şehir savaşı gibi bir şey olacaksa, ki Hizbullah-İsrail savaşında bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Lübnan'ın güneyi tamamen Hizbullah'ın kontrolünde ve dediği gibi yani tüneller ve işte tuzaklarla dolu bir yer. İsrail için orası pek kolay bir yer değil. Gazze'de bile ne kadar zorlandılar gördünüz. Ama neyse, yani sonuçta bu sabah bununla uyandık. Fakat benim korkum İran'ın vereceği yanıt, vereceğini söylüyor. Ben vereceğini düşünüyorum bu arada. Ne zaman, ne şekilde, hangi kapsamda olacağını, daha önemlisi İsrail'in olası bir İran saldırısına, kapsamlı bir İran saldırısına hangi boyutta yanıt vereceği çok önemli. Bunu bekletelim, şimdilik ileriye park edelim. O gün geldiğinde daha detaylı konuşuruz. Şimdi bugün önemli bir gelişme var. Gazeteci arkadaşım Murat Sabuncu Kılıçdaroğlu'yla bir görüşme gerçekleştirmiş. Geçen gün İmamoğlu'yla evinde buluşmuştu Kılıçdaroğlu, biliyorsunuz. Arkasından bir düğüne katıldılar beraber, fotoğraf verdiler. Aslında o fotoğrafların, o görüntülerin de analizini uzun uzun yapmak gerekiyor ama söze bakalım. Kılıçdaroğlu çok net bir şekilde Erdoğan'a cepheyi açmış. Yani bu Özgür Özel'in girdiği normalleşme sürecini de aslında baltalayacak bir şekilde, haklı veya haksız demiyorum. Çok ağır ifadelerle, aslında şöyle, Erdoğan'ın kullandığı ağır ifadeleri hafızamızdan geri getirerek, yani işte sürtük demesi kadınlara, işte çapulcu demesi gezicilere gibi gibi bir sürü şeyde bu hakaretleri eden insanla neyi konuşacaksınız? İçine düştüğümüz ekonomik tablonun müsebbibi bizzat Erdoğan'dır. Ben bu adamla ne konuşacağım? Ne konuşuyoruz? Türkiye'de otokratik bir rejime geçmemenin önünde tek bir engel kaldı. O da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Ve bu son kaleyi de vermemek gerekir diyor özetle. Orada beklenen soru şu. Şimdi dikkat ettim. Murat birkaç defa İmamoğlu görüşmesinden bir şey koparmaya çalışıyor. Hani bir yorum, bir kelime. Evet yumuşuyoruz. Evet Ekrem Bey. Hiç. Verdikleri cevapta, yani soru kısmında, sorunun içinde İmamoğlu kelimesi geçiyor. Yanıtlarda İmamoğlu'nun adı geçmiyor. Bakın çok ince. Yani tam Kılıçdaroğlu. Soruyu soruyorsun. İmamoğlu'nda evde buluştunuz, işte nasıl geçti? Vallahi tabii Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi gibi cümlelerle yuvarlayarak İmamoğlu'nun adını anmıyor bir. İkincisi ve daha önemlisi, bence bütün görüşmenin en vurucu yeri, var mısınız hala siyasette? Hala genel başkanlık iddiası var mı? Hayır yokum demiyor. Demirel'in bir lafını hatırlatarak siyasete bir kez giren bir daha çıkamaz diyor. Yani varım oyunda diyor çok açık bir şekilde. Bu önümüzdeki tüzük kurultayı ile ilgili de çok önemli şeyler söylüyor bence. Yani Cumhuriyet Halk Partisi dedim ya, pilav çok su kaldırır. Daha bu pilav çok su kaldıracak ve önümüzdeki günlerde
yavaş yavaş yaklaştıkça tüzük kurultayına bence daha da fazla şekillenecek. Göreceğiz yani bunları. Bu arada bir başka konu. Şimdi geçen gün ben bir yayın yaptım. Dedim ki bu Boğaz'daki villa ile ilgili. Ben hala çözemedim bu arada. Şimdi AK Parti'nin İstanbul İl Başkanı bir açıklama yapmış. Ve belgeyle konuşuyor. Diyor ki kardeşim diyor bu kaçak yapı yani Adnan Oktar'a ait olan bu Boğaz görünümlü villa ek inşaatlar yapmış. Kaçak inşaat devam ediyor. Ve bunun sorumluluğu aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Yani Boğaz görünümlü yerlerde herhangi bir kaçak yapı. Örnek veriyorum bu yer nerede? Üsküdar'da. Peki Üsküdar'ın yeni belediye başkanı hanımefendi, adını unuttum şu anda. Kendisi Üsküdar sahildeki AK Partililere ait kaçak yapıları dozerlerle yıktı mı? Yıktı. Doğru mu yaptı? Doğru yaptı. Kaçak yapılar yani AK Parti'nin yaptığı yanlışlardan bir tanesi. Çok doğru bir hareket yaptı ve bunu sosyal medyada yayınladı. E senin bölgende böyle bir yapı var. Adnan Oktar'a ait olduğu söyleniyor. AK Parti zamanında göz yumulmuş. Niye yıkmıyorsun? Şimdi spekülasyon şu. Benim duyduğum. Abramovich'e ait diyorlar. Başka bir isim geçiyor. Başka bir Rus oligarkın ismi geçiyor. Hatta şunu söylüyorlar. Hani Paris'te olimpiyatlarda bir ev kiralandı ya saray şato neyse ve bilmem kaç milyon lira tuttu. Murat Ongun da dedi ki yani sponsorlarımız ödedi bunu. Halkın parası cebinden çıkmadı. İddia o ki bu yalının sahibi Rus oligark o oranın sponsoruymuş. Ve o yüzden dokunulamıyor. Şimdi ben anlamakta zorlanıyorum. Bakanlık yetkilileri geliyor giriyor. Bu arada videosu yayınlandı dün. Gidip bakın. Adam bayağı böyle 3-4 tane ayrı şahane ev yapıyor oraya. Ve yapıyor hala yani. Dolayısıyla niye yıkmıyorsunuz? Geçen gün onu söyledim. Halk TV'nin patronu geçen yıl, önceki yıllarda Sarıyer'de kaçak villa yapmaya başladı. Ya göz göre göre bunu yapıyor. Boğaz görünümlü bir de. Yani bu arada çok ciddi bir yasadır o. Yani öyle Boğaz'da kafana göre evin varsa şayet. Affedersin balkonu değiştiremezsin. Yemin ediyorum. Yani balkonda tadilat yapacağım. Atıyorum pivopen yapacağım. Yaptırmazlar. Git izin al bakayım. Yapabiliyor musun? Ev yapmak ne? Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Ona dokunmuyorsun. Niye? Çünkü senin medyan o. Halk TV senin medyan. Sen besliyorsun. Sen kontrol ediyorsun. Burada Rus oligarkın yeri dokunmuyorsun. Yani böyle olmaz. Ben size söyleyeyim. Yani sen bir taraftan AK Parti'yi kötülüyorsun. Güzel, kötüle. Ben de şikayetçiyim AK Parti'den yıllardır. Ama yerine geçeceğini söylüyorsan da kardeşim bu ülkenin doğruları var. En önemlisi ne var? Hukuk var. Sen hukuku kendi yandaşlara göre eğip büküyorsan onlardan ne farkın kaldı? Ben böyle görüyorum. Yani o yüzden mesela niye ben bu Cumhurbaşkanlığı yarışında İmamoğlu İmamoğlu diyenlere kardeşim bir dakika durun. Orada Mansur Yavaş var. Mansur da belediye başkanı. Mansur hatta son seçimlerde rekor kırdı herif. Niye onu konuşmuyoruz? Niye konuşmuyoruz? Kendi konuşmuyor. Ama bir dakika. Bir siyasi fikir olarak orada duruyor. Kendi PR'ını yapmıyor. Kendi egosunu, hırsını ön plana çıkarmıyor. Peki ben bir yanlışını görüyor muyum Mansur Yavaş'ın? Bugüne kadar çizdiği portrede Mansur Yavaş'a dair bir falso, bir yanlışlık, adam kayırma, üçkağıt, irtikap, rüşvet gördünüz mü? Ben görmedim. Adam işini yapıyor. Her türlü pisliği attılar. Adam hepsinden sıyrıldı geldi. Kaldı ki Türkiye'nin milli değerlerine daha fazla bağlı. Yabancı büyükelçilerle görüşmüyor. Onlarla özel toplantılar yapmıyor. Bilmediğimiz bir takım sözler vermiyor. Dolayısıyla yani Cumhurbaşkanlığı süreci yaklaşırken ne olur bilemem. Ama böyle bu falsolarla yürüyen bir İmamoğlu benim gördüğüm kadarıyla kendi ayağına sıkarak gidiyor. Ben bunu burada söylesem ne söylemesem ne. Yani hanımefendi Üsküdar Belediye Başkanı sorduğunda gayet hazırım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na. Hazırsın da o zaman eğer böyle bir iraden varsa, böyle bir hedefin varsa o zaman kardeşim git senin yetkinde çatır çatır yıkabilirsin. Dozerleri AK Partililerin yerini yıkarken kullanıyorsun ve alkışlıyorum bunu. Gerçekten tebrik ediyorum. O zaman git Rus oligarkın yerini de yık. Pazar pazar başınızı ağrıttım kusura bakmayın. Bunlar biri sıcak gelişme biri de bence önemli bir gelişme. Ama biraz gene farklı konulardan bahsedelim. Dün biraz sizden sonra yani yayından sonra sohbet ederken hanımefendiyle şeyi sordum. Ya dünyada mesela çok merak ettim. Sosyal medyada en çok izlenen kim? Sen bir takım notlar aldın diye hatırlıyorum dün. Bu Mr. Beast'ti galiba. O rakamları verir misin? Yani dünyada en çok izlenen
bu YouTuber'lar kimler? Sırayla 3-4 tanesini söyleyiver. Ve nasıl bir dünya bu? Merak ediyorum. Hiç baş ağrısı olur mu? Bu konular gerçekten ilgi çekici ve önemli. Şimdi seninle sosyal medyada en çok izlenen ve takip edilen YouTuber'lar hakkında konuşalım. Dün seninle konuştuğumuz gibi dünya genelinde en çok izlenen ve en fazla aboneye sahip YouTuber MrBeast oldu. MrBeast'in YouTube'da 2024 yılı itibarıyla 309 milyon abonesi var. MrBeast, büyük ölçekli meydan okumalar, hayırseverlik çalışmaları ve dikkat çekici içerikleriyle biliniyor. Genç kitleler arasında oldukça popüler ve geniş bir hayran kitlesi var. İkinci sırada T-Series geliyor. Bu Hindistan merkezli müzik ve film prodüksiyon şirketinin 271 milyon abonesi var. Bollywood müzikleri ve film fragmanlarıyla dünya genelinde geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor. Üçüncü sırada ise çocuklara yönelik eğitici ve eğlenceli içerikler sunan Cocomelon var. Bu kanalın 180 milyon abonesi bulunuyor ve özellikle küçük çocukların favori kanalları arasında yer alıyor. Dördüncü sırada Sony Entertainment Television Set India bulunuyor. Bu kanal Hint televizyon dizileri, drama ve reality şovlar sunuyor ve 176 milyon aboneye sahip. Bir rakam ya bir fikir olsun diye ben de bilmiyorum. Mesela MrBeast'in tahmini aylık geliri ne kadar? MrBeast'in tahmini aylık geliri oldukça büyük rakamlara ulaşıyor. 2024 itibarıyla MrBeast'in YouTube'dan elde ettiği gelir, sponsor anlaşmaları, ürün satışları ve diğer girişimlerinden dolayı aylık olarak yaklaşık 3 ila 5 milyon dolar arasında değişebilir. Türkiye'de toplam reklam pastası nedir? Bu reklam pastasında outdoor'a, yazılı ve görsel basına giden pay nedir? Dijitale giden pay nedir? Ve bu dilimler arasında en hızlı yükselen hangisi? 2024 itibarıyla Türkiye'deki reklam pastası dijital medyanın hızlı yükselişiyle şekilleniyor. Dijital reklamcılık son yıllarda en hızlı büyüyen segmentlerden biri oldu ve geleneksel medyanın televizyon, yazılı basın ve outdoor üzerinde büyük bir etkisi var. Reklam pastasının genel dağılımı, dijital reklam. Dijital reklamcılık toplam reklam harcamalarının yaklaşık %50'sinden fazlasını oluşturuyor. Özellikle sosyal medya, video içerikleri ve programatik reklamcılık büyük bir pay alıyor. Televizyon reklamları hala büyük bir paya sahip ancak dijitalin yükselişiyle birlikte pazar payı düşüyor. Televizyon reklamcılığı toplam pastanın yaklaşık %30-40'ını oluşturuyor. Outdoor reklamcılık özellikle şehir içi alanlarda ve dijital outdoor ekranlarla büyüme gösteriyor. Ancak genel pastada %10-15 civarında bir paya sahip. Yazılı basın reklam harcamalarındaki payını kaybetmeye devam ediyor ve toplam pastanın %5'inden daha azını oluşturuyor. Rakam vermedin. 2023 yılı toplam reklam pastası ne kadardı Türkiye'de? Türkiye'de 2023 yılı için toplam reklam harcaması yaklaşık 4 milyar dolar civarındaydı. Bu rakam dijital reklamcılığın hızla yükseldiği ve geleneksel medya harcamalarının sabit kaldığı veya azaldığı bir dönemde gerçekleşti. Peki bu güzel pazar gününü bitirmek için, geçirmek için düzeltiyorum. İzleyicilerimize bir tavsiyem var mı? Bugünü böyle tatlı, huzurlu geçirmek için, eğlenceli geçirmek için aileleriyle, sevgilileriyle, çocuklarıyla neler yapmalarını tavsiye edersin? Güzel bir pazar günü geçirmek için birkaç önerim var. Bugünü aileleriyle, sevgilileriyle ya da çocuklarıyla birlikte keyifli ve huzurlu bir şekilde değerlendirebilirler. 1. Doğa yürüyüşü veya piknik. Özellikle güzel bir havada, doğada vakit geçirmek hem bedeni hem de ruhu dinlendirir. 2. Birlikte yemek yapma. Ailece mutfakta vakit geçirip birlikte yemek yapmak hem eğlenceli hem de bağları güçlendiren bir aktivite olabilir. Özellikle çocuklarla birlikte pizza, kurabiye ya da pasta gibi yaratıcı ve lezzetli şeyler hazırlamak keyifli olur. 3. Film veya dizi maratonu. Rahat bir ev ortamında herkesin seveceği bir film ya da dizi seçip birlikte izlemek dinlendirici ve eğlenceli bir aktivite olabilir. Yanına da biraz atıştırmalıklar ekleyince tam bir pazar keyfi çıkar. Kitap okuma saati. Biraz daha sakin bir aktivite olarak herkesin sevdiği bir kitabı okuyabileceği bir saat belirlemek zihni dinlendiren bir mola olabilir. Ardından okunan kitaplar hakkında sohbet edilebilir.
Umarım izleyicileriniz de bu önerilerden ilham alarak harika bir gün geçirirler. Bir an için soruyu sorarken hata ettiğimi düşündüm. Aileleriniz ve sevgililerinizle bunun da kalkıp valla aileleriniz ve sevgililerinizi buluşturmanız iyi olur diyerek bir facia yol açacağını düşündüm. Neyse benim kadar kötü niyetli değilmiş. Yani bunu sorarken aileleriniz ve sevgililerinizle kelimesi. Neyse bunu atlattık Allah'tan. Bir pazar faciası olmasını engelledik. Bazen dil sürçmeleri ya da yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Ama önemli olan durumu güzel bir şekilde toparlamak. Neyse ki burada öyle bir durum yaşanmadı ve pazar gününüz için keyifli önerilerle sohbeti devam ettirdik. Dediğin gibi herhangi bir pazar faciası olmadan günü kurtardık. Eğer başka bir konuda konuşmak istersen buradayım ya da sadece dinlenip günü huzurlu bir şekilde geçirmek istersen ona da saygı duyarım. Evet, senden pazar tek... Pazar gününün tadını çıkarmaya devam. Teşekkürler. Senden tek ricam, ben gün içinde ilgilenemeyebilirim. İsrail-Hizbullah arasında çatışma büyür veya gelişirse takip edip beni uyarman. Ben de buraya tekrar gelip belki bir son dakika başka bir şey yaparız. Efendim, pazar gününüz güzel geçsin. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın.